Evet kıymetli izleyenler, bir seçim özel programına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün yine Konya'mızın belediye başkanlarından bir tanesini sizlerin karşılarına, huzurlarınıza çıkarmış olduk. Kendileriyle inşallah bugün programımızı yaparak sizlerin soruları da varsa onları da kendilerine iletmiş olacağız diyerek Saadet Partisi Derbent Belediye Başkanı adayı Hüseyin Karaçam Bey ile inşallah bugün beraberiz. Tabii malumunuz seçimlere de artık çok az bir zaman kaldı. Bu minvalde eğer sizin de sorularınız varsa kendisine bu noktada iletmenizi, bu noktada kendileriyle alakalı merak ettiklerinizi sorabilirsiniz diyerek programımıza başlamış olalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için Kanal 42 ailesine teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sözlerime başlamadan önce şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu Hakk'a yürüyüşünün 10. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Eyvallah. İstersen şöyle başlayalım. Tabii 31 Mart sabahı olduğu zaman, 31 Mart günündeyken Dervent'teki hemşehrilerimiz de sandıklarına gitmiş olacaklar. Bu noktada karşılarına Saadet Partisi'nin adayı olarak Hüseyin Karaçam ismi çıkmış olacak. Evet. Hüseyin Karaçam çıktığı zaman tabii onu da tanımak isteyecekler, bilmek isteyecekler. Bu noktada Hüseyin Karaçam kimdir? Kendi ağzından, kendi dilinden öğrenmek istersek nasıl tanıtırız Hüseyin Karaçam? Hüseyin Karaçam 1979 yılında Konya'nın Derbent ilçesinde doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Derbent'te tamamladım. Lisans eğitimimi Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde bitirdim. Evliyim ve 3 çocuk babasıyım. Kısaca Hüseyin Karaçam öğretmendir. Hüseyin Karaçam çobandır. Hüseyin Karaçam çiftçidir. Gün gelmiş Derbent'in dağlarında çobanlık yapmışız. Gün gelmiş tarlalarında fasulye toplamışız. Gün gelmiş Derbent'in köylerinde öğretmenlik yapmışım. Eyvallah. Şöyle devam edelim o zaman. Yani tabii Derbent Belediye Başkan adayısınız. Bu nokta Derbentlisiniz de. Derbentli. Derbentli olduğunuz için oranın da tabii sorunlarını, şikayetlerini, nelerin eksik, nelerin fazla olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. Bu minvalde Derbent'i tanımak istersek, Derbent deyince aklımıza ne geliyor? Nasıl tanımlarız Derbent'i? Derbent 1930 yılında belediye olmuş. 1990 yılında ilçelik kazanmış. Konya'ya 56 kilometre uzaklığında 4400 nüfusu olan bir ilçemizdir. Küçüktür ama potansiyeli çok büyüktür. Türkiye'nin her yerinde bir Derbentli'ye rastlamak mümkündür. Gerek Konya merkezde, gerek Ege'de, İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde dağılmışız. Malum işsizlik olayları, gençlerimizi tutamamışız Derbent'imizde. Türkiye'nin her yerine dağılan böyle küçük ama şirin bir ilçede oturuyoruz. Eyvallah. Peki tabii bu noktada siz de yaklaşık 40-45 gündür seçim satım halinde piyasalarda yani Derbent'te bulunuyorsunuz. İki soru sorayım bu noktada. Birincisi seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Seçim atmosferi nasıl? Evet. Derbent'teki seçim atmosferi nasıl? İkincisi nasıl aday oldunuz bu noktada? Öncelikle Esat Bey şunu söylemek istiyorum. Derbent iki seçeneği zorlanıyordu. İki seçenekten ibaret olmadığını Derbent halkının siyasi anlamda AK Parti ve CHP'den yani iki seçenek olmadığını Saadet Partisi'nden aday çıkarak göstermeye çalıştık. Eğer biz çıkmamış olsaydık efendim seçim sandığa gitmeye dahi gerek yoktu. Seçimin sonucu belliydi. Böyle bir tabloyla karşı karşıyaydık. Saadet Partisi aday çıkarınca işler değişti. AK Parti MHP ile CHP İYİ Parti ile ittifak halindeler. Ama Saadet Partisi bu dörtlü ittifaka karşı tek başına Milletle ittifak kurmuştur.
Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Derbent'te de Saadet Partisi tek başına seçime giriyor. Biz de Allah'ın izniyle besmeleyi çektik. Yollara düştük. Vatandaşımızla gerek köylerimiz gerek Derbent ilçe merkezimiz olmak üzere bütün seçmenimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim adaylık sürecimiz biraz sonradan meydana geldi. Yani son anda çıktı. Ama kesinlikle çok ses getirmiştir. Kartlar yeniden karılmıştır. Seçim atmosferi pazar günü de vatandaşımız görecektir. Saadet Partisi'nin gücünü ve etkisini inşallah görecek diye düşünüyorum. Eyvallah. Bu noktada tabii siz de Derbent Belediye Başkan adayı oldunuz Saadet Partisi'nden. Ne evet. kadar geç belirlenmiş olsa da sonuçta evet. siz de oralı olduğunuz için sıkıntıları, sorunları bildiğiniz için bir takım projeleriniz de vardır. Evet, projelerimiz. Bu noktada var. Derbent'le alakalı neler yapmayı planlıyorsunuz? Projeleriniz nelerdir Derbent'le ilgili? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Projelerimiz geçim kaynaklarıyla alakalı. Bizim Derbent'imizin potansiyeli tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bir potansiyelimiz var. Geçimimiz tarım ve hayvancılık üzerinedir. Projelerimiz daha çok tarım ve hayvancılık, turizm ve hizmet sektörüne yönelik projelerdir. Daha çok üretime dayalıdır. Üretmek zorundayız. Üretmezsek tükeniriz. Üretmezsek fakirleşiriz anlayışıyla yola çıktık. Öncelikle hayvancılığa dair projelerimi şöyle bir söylemek istiyorum. Hayvancılık, ben hayvancılığın içinden gelen bir insanım. 10 bin inek projemiz var. 10 bin inek projemiz var. Bunun daha önce küçük bir örneğini Çiftliközü mahallemizde kooperatifleşme yoluyla 10 bin ineği gerçekleştirebileceğimizi düşündük. Çiftliközü'nde bunun bir küçük bir örneği var. Biz de bunu bütün köylere yayarak Derbent'in genelinde 10 bin inek dağıtacağız. Açarsak yani her haneye inek mi dağıtılacak bu noktada? Evet. Her hane başı en az 6-7 inek olmak üzere bütün hanelerimizi hayvancılığıyla tanıştıracağız. Az miktarda da olsa şu anda hayvancılık yapılıyor. Ama bunu bütün hanelere yaydığımız zaman bu ekonomik bakımdan büyük bir girdisi olacaktır diye düşünüyoruz. Sadece 10 bin inekle beraber bir projemiz daha var. Hayvancılıkla alakalı. Evet. 10 bin ineğin yanında ücretsiz veteriner projemiz var. Belediye bünyesinde vatandaşlarımıza 24 saat ücretsiz veteriner sağlayarak vatandaşın hayvanlarının bakımını, rahatsızlıklarını en kısa sürede tedavi etmeye gideceğiz. Bu bizim vatandaşımıza sözümüz olsun. Ücretsiz veteriner belediye bünyesinde çalıştırarak vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bunun yanı sıra sılaj ve paketleme tesisleriyle bütün halkımıza hizmet vereceğiz. 1500 hayvan kapasiteli bir çiftlik kazandırmayı da düşünüyoruz. 1500 hayvan kapasiteli o çiftliğimizde de birlikte özellikle simental hayvan anaç yetiştiriciliği üzerine olacak. Derbent hayvancılık konusunda ileriye taşınmış olacak. Süt üreticilerimizin sıkıntıları var. Yani süt üreticilerin sorunlarını çözmek için de süt firmalarıyla görüşüp üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Dersüt diye bizim bir fabrikamız vardı. Şu anda biraz atıl durumda. Bir zamanlar markaydı bu Dersüt. Şimdi biraz atıl durumda olduğu için tekrar belediye başkanı olduktan sonra Dersüt'ü tekrar marka haline getireceğim. İnşallah. Çünkü Dersüt Türkiye'nin her yerinde marka durumdaydı. Mesela ben Kırıkkale Üniversitesi'nde okudum. Kırıkkale'ye gittiğimde de Dersüt'ün peynirini, yoğurdunu görüyordum.
Bu da bana gurur duyuyordum. Ben de bununla gerçekten gurur duyuyordum Derbentli olarak. Ta bizim Derbent'in mallarının Kırıkkale'de görmek gerçekten insanı gururlandırıyor. Üreticilerimizin sütlerini en iyi şekilde işleyebilmeleri için bu süt fabrikamızın tekrar faaliyete geçmesi kesinlikle zorunludur. Bu da vatandaşımıza sözümüz olsun. Yani belediye destekli bir şekilde Dersüt tekrardan hizmete geçecek diyebiliriz bu noktada. Evet, aynen öyle. Çünkü belediye öncülük yapmak zorunda. Vatandaşımız zaten gıt kanaat geçiniyor. Belediye bu konuda öncülük yapacak. Vatandaşımızın hizmetine sunacağız bunları. Aynı zamanda Derbent tarımda da duymuşsunuzdur. Derbent taze fasulye yetiştiriciliğinde bir markadır. Konya'da olsun, efendim İç Anadolu'nun değişik illerinde olsun, yıllık yaklaşık 10 bin, 15 bin ton taze fasulyesi üretiyoruz. Bu büyük rakamlar. Ne yapabiliriz? Sadece yurt içine olduğu gibi yurt dışına da ihracat etmeliyiz ürünlerimizi. Özellikle Rus pazarına açılmamız gerektiğini düşünüyorum. Neden Rus pazarına? Çünkü nasıl domatesimiz gidiyor, Rus pazarında değerleniyorsa taze fasulyemiz de Rus pazarına gitsin. Ruslar ağzının tadını bilirler. Bizim Derbent'imizde fasulyesi gerçekten kalitelidir. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi tarım ilçemizin öncülüğünde bizim şu anda bir kırsal KOP, kırsal kalkınma kooperatifi var. Efendim KOP destekli bir çilek üreticiliği desteklemesi var. Buradan bizim tarım ilçe müdürümüzü ve Emine Hanım'ı teşekkür ediyorum. Bu proje kapsamında efendim hayata geçmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de bu projeye 30 dekarlık bir tarla tahsis ederek destek olmaya çalıştım. Kısaca ben bu projeden bir bilgi vereyim. Şimdi çilek yetiştiriciliğine ile ilgili bir projedir. Kadınlarımız hem üretecekler hem de kazanacaklar projesi. Efendim bu KOP çilek projesi ihtiyaç sahibi bayanlarımıza, kadınlarımıza ikişer dekar halinde çileklerimizi tarlamıza ekeceğiz. Sistemlerini hazırlayacağız. Onlar hem bakımını yapacaklar hem de toplayıp satacaklar. Yani hazıra değil de alın teriyle kazanacaklar. Satışına da yardım edecek misiniz yine? Tabii ki. Tabii ki. Gerekirse halcilerimizi çağıracağız. Orada fiyat artırma usulüyle yardımcı olacağız. Ama bu 30 dekar şimdi başlangıç projesidir. Yani 30 dekar çok önemli bir şey değildir. Bunu Allah'ın izniyle belediye başkanı olduktan sonra 300 dekar. Daha da fazla. En az 150 bayanımıza iş vermeyi düşünüyorum bu vesileyle. Bu önemli bir projedir. Kesinlikle aile ekonomisine katkısı olacaktır. Hazır bu projelerden bahsederken kapalı kanalla ilgili ya da kapalı kanal sularıyla ilgili bir düşüncemiz daha var. Bunu halkımızla paylaşmaya çalıştık. Televizyon ekranlarında tekrar bir daha dile getirelim. Kapalı kanal suları saati 5 TL'dir şu anda Derbent'te. Bu da çok pahalıdır. Yani bir saat sulanıyor 5 lira ücret. 5 lira çok yüksek bir paradır. Çünkü köylü kıt kanaat geçiniyor. Bunu Allah'ın izniyle Saadet Partisi Belediye Başkanlığı'nda 2 TL'ye düşüreceğiz. İndireceğiz. Biz bunu programlarımızda sürekli dile getirmekteyiz. Dile getirmeye devam edeceğiz. Bizim rakip adaylarımızdan CHP'nin adayı da bu bizden sonra
Bunu dile getirmiştir, indireceğini söylemiştir ama fiyat söyleyememiştir. Ama ben buradan emin olum, şunu söylüyorum. 2 TL olacak saat. Bunun sözünü vermiş olalım. Su demişken bizim suyla ilgili, su şebekeleriyle ilgili de bütün köylerimizde sorunlarımız var. Köylerimiz şikayetçiler. Sularımız çok kireçli. Sularımız bozuk. Sularımız yağmurlar yağınca çamur akmaktadır. İnsan sağlığı önemlidir. Bu açıdan yetkilileri buradan göreve davet ediyorum. Özellikle Koski'ye. Derbent'in sularıyla ilgilensinler. Derbent'in kireçli, bozuk, efendim, yağmur yağınca çamurlu sularına bir çare bulsunlar. Bulamıyorlarsa da Allah'ın izniyle biz belediye başkanı olduktan sonra bunu en yetkili insanlarla görüşüp bu konuyu çözeceğiz. Bizim projelerimiz Esat Bey sadece tarım, hayvancılık üzerine de değil. Malumunuz turizm alanında da projelerimiz var. Alada Kayak Merkezi duymuşsunuzdur. Evet, duydum. Kaymaya falan geldiniz mi? Oraya gençleri götürmüştük. İnşallah yine bekliyoruz. Alada Kayak Merkezi proje aşaması biten bir devletimizin efendim Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır. Alada Kayak Merkezi inşallah bir an önce faaliyete geçmesi için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Efendim daha sonra kayak merkezi yollarına satış dükkanları, doğrudan satış dükkanları kurarak köylümüzün ürettiği ürünleri efendim satma imkanı bulacaklar. Kayak merkezin sadece Konya için önemli değil, İç Anadolu için bir cazibe merkezi haline getirmek zorundayız. Çünkü yakınlarda bir Isparta da var. Evet, bir Isparta da var. Diğer yakınlarımız öyle bir kayak merkezimiz yok. Allah'ın izniyle hani bizim Derbent'in bir sloganı var. Bursa'nın Uludağ varsa Konya'nın da Aladağ var diye. Bunu bütün Türkiye'ye yayacağız. Bir de Mirake Falan vardı herhalde sizin orada. Mirake Falan Zafer'in olduğu yer. Evet, o Tekke mahallemizin tarafında. Onun da çalışmaları var şu anda. Bir Kefelan Savaşı'nın yapıldığı yerle ilgili Tekke mahallemize yakın bir yerdedir. Bizim Derbent sınırlarında. İnşallah oralarda çekimler devam etsin. Bunları kazandıralım ülkemize. Sadece projelerimiz efendim turizmle ilgili, hayvancılıkla ilgili değil, enerjiyle ilgili de projelerimiz var. Üretimde enerji çok önemlidir. Özellikle güneş enerjisi projelerimizle Derbent enerji merkezi haline gelecektir. Nazır Kızılören'de, Cihanbeyli'de, efendim Altınekin'de GES projeleri devredeyse Derbent'te de bunları kuracağız. Yani güneş enerjisinden faydalanarak belediye öncülüğünde bunu hem satışında hem de ülke ekonomisine büyük faydaları olacaktır. O zaman şey var yani güneş tarlası olmaya elverişli yerler var. Elverişli yerlerimiz vardır. Şunu şu anda da güneş enerjisiyle ilgili üretimde yapılmaktadır. Bunu belediye öncülüğünde daha çok geliştirerek ekonomimize katkıda sağlayacağız. Hem de işsizlik konusunda da önemli bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Hı. Efendim bunun yanında hastanemiz yok. Biz bunu ekranlarda vesaire yerlerde dillendirdikçe geçen Cumhurbaşkanımız Konya mitinginde Derbent Hastane sözü vermiştir. Demek ki Saadet Partisi dillendirince projeler gerçekleşiyor. Efendim yatılı İmam Hatip 2 yıllık üniversite bölümleri açılabilir Derbent'imiz. Bir üniversite yok herhalde Derbent'te şu an. Derbent'imizde üniversite yok. Bakın Konya'ya 50 kilometre uzaklıkta bir yerimiz var ama herhangi bir 2 yıllık bir
bölümümüz dahi yok. Konya'ya 400 kilometre uzaklıktaki yerlerin dahi efendim yüksek okullar Selçuk Üniversitesi açarken 50 kilometredeki yere niçin açmasın? Bunlar biraz daha siyasi iradenin işi kendisine mal etme ve gerçekten sahip çıkmasıyla ve inanmasıyla olacak şeylerdir. Protestüller çözülebilir. Önemli olan kararlılıktır, azim ve inançtır. Mahallelerimiz, mahalle yollarımız bakımsız. Mahalle yollarımız dar. Yayla yolları açacağız. Asfaltlayacağız. Bu konuda Derbent'in bayağı sıkıntılar da var. Derbent'imizin gerçek gerek mahallesi, gerek merkezi, içme suyu sıkıntımız var. Efendim, mesela ben köylerden şöyle birer örnekler vereyim. Buradan bütün mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla da selamlayalım. Bizim siyasetçiler olarak bizim onların dertlerini, sıkıntılarını ekranlarda dile getirmek zorundayız. Bizim vazifemiz budur. Biz onlar için varız. Siyaset halka hizmet içindir. Halkın istekleri doğrultusunda hareket etmek içindir. Değilse kendi menfaatlerimiz, kişisel egolarımız için falan siyaset yapmak gibi bir niyetimiz yoktur. Olamaz da. Bizim Tekke mahallemiz var Esat Bey. Tekke mahallemizde içme suyu olmayan evler var. Yani şebeke suyu gitmiyor ya. Evet, şebeke suyu olmayan evlerimiz var. Şimdi kaçıncı yüzyıldayız? Efendim, yayla yollarımız var yine Tekke mahallede. Yayla yolları açılmamış. Elektriksiz yaylalarımız var. Bunları Tekke mahallesindeki vatandaşlarımıza sözümüz olsun. Bunlarla kesinlikle pazar gün sandıktan çıktıktan sonra ilgileneceğim. Bir de Tekke mahallemizde bir yatır var. Onu da turizme kazandıracağız. Çünkü atıl durumda onun gerekli faaliyetleri yapılarak bir an önce turizme kazandırılması da gerekiyor. Değiş mahallemizle ilgili yine atık sularla ilgili bir sıkıntımız var. O atık sularında Değiş mahallemizi etkilemeyecek şekilde başka bir yerlere aktarılması için hemen göreve geldikten sonra işbaşı yapacağız. Aynı zamanda Değiş mahallemizde gölet çalışmalar var. Şimdi bu gölet çalışmaları sadece siyasetçiler sözlerini vermişler ama tutmamışlar. Sulama için mi? Sulama için. Sulama için. Sulama için. Değiş mahallesinin göletiyle de Allah'ın izniyle göletini de biz yapacağız. Yani her seçim zamanında söz verilen ve yapılmayan başka mahallelerimizde de yine sıkıntılarımız var. Özellikle Arabacı Saray Pınar, Mülayim ve Lele Göleti, bunları biz yapacağız. Daha önceki iktidar sözlerini vermiştir. 5 yılda sözlerini veriyor. Her 5 yıl sonra bir daha tekrarlıyor. Yapamayacaksanız yapamayacağım diyeceksin. Vatandaşı kandırmanın bir anlamı yoktur. Önemli olan niyet etmek midir? Uğraşmak mıdır? Yoksa hiç uğraşmamak. Önemli olan niyet edip çalışmalar o yönde yapmak lazım. Ama adamın niyetinde olmazsa, iktidardakilerin niyetinde olmazsa, onların dertleriyle, sıkıntılarıyla dertlenmezlerse tabii ki hiçbir söz yerine varmaz. Allah'ın izniyle bakın bizim Derbent Aladağ gibi bir nimetimiz var. Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Evet. Gerek Aladağ'ımız, gerek Morbel Dağlarımız, bunlar Derbent'i su havzası haline getiriyor. Yani bizim orada bir tane boşa gidecek suyumuz olmamalı. Bunların hepsini kullanıp ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Bizim bu menbaalde göletlerle ilgili kesinlikle çalışmalarımızı, vatandaşlarımız emin olsun, bunları uğraşacağız. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Göletlerle alakalı sıkıntı varsa
aslında çiftçilikle alakalı ve sulamayla alakalı ve şebeke suyuyla alakalı Derbent'in ciddi bir sıkıntısı var. Yani görünen o şu anda. Şu anda şöyle söyleyeyim. Sulama ile ilgili bizim dağlarımız çok müsait olduğu için su kaynaklarımız var. Şu anda barajlarımız da var ama diğer taraflara da neden yapılmaz? Sulu tarım önemli. İçme suyu konusunda o kesinlikle bütün köylerimiz ve merkezde o kesin bir sıkıntı. Onu KOSKİ çözmesi gerekir. Onu KOSKİ'li yetkililerimize söyleyelim, onlar yapsınlar. Şimdi mesajlar da geliyor da bu noktada. Mesela çeşitli mahallelerden atan vatandaşlarımız var, Derbent çeşitli mahallelerden, siz dinleyip mesela demiş ki KOSKİ'ye bu noktada biz başvuruda bulunduk. Belirli bir miktar meblağ istemiş. Bu meblağı her hane verirse orada su açılacağını söylemiş. İşte bir kardeşimiz demiş ki ben bunun bütün sorumluluğunu karşılayayım. Bunun karşına siz suyu getirin. Onlar da bu kadar para verilmesi kesinlikle getirmeyiz demişler. Demek ki su sorunu ciddi bir sorun yani burada. Su sorunu önemli bir sorun. Yani bizim burada kesinlikle şunu söyleyelim. Vatandaş biz dahi getirelim demişler. Evet. Cebimizden parayı koyalım biz yapalım demişler. Bu konuda dahi yardımcı olunmamış. Yani devletin bütün mekanizmaları vatandaş için vardır. Doğru. Yani KOSKİ de vatandaşın emrinde bir kuruluştur. Yapacaksın kardeşim. Emanet sonuçta. Emanet. Sonucunu yapacaksın. Nasıl fatura zamanında geldiği zaman faturalar nasıl alıyorsan onları da yapacaksın. Yapmak evet. Zorundayız. Evet. Biz burada siyasetçiler olarak bunları dillendireceğiz. Aksayan yönleri söyleyeceğiz ki bunlar vatandaşımızın menfaatin olsun. Evet. Burayla ilgili ben biz üretim diyoruz Saadet Partisi olarak. Bu çok önemli Esat Bey. Üretim, üretim, üretim. Yani bizim Derbent'in ya da Türkiye'nin en önemli sorunu ne? İşsizlik. Yani işsizliği önlemek için ne yapacağız? Üretime dayalı bir ekonomi gerekiyor. Gerek Derbent'te, gerek Türkiye'de bu önemli. İşsizliği önlemek, köyden kente göçü durdurmak için ülke ekonomisini sağlanacak katkılar efendim kesinlikle önemli. Üretim, üretim, üretim. Bunları öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir araya gelerek yapacağız. Derbent'i birleştireceğiz. Sen AK Partilisin, sen CHP'lisin, sen Saadet Partilisin diye bölmeyeceğiz. Belediye başkanlığını kazandıktan sonra bütün halkımızı kucaklayacağız. 31 Mart akşamı particiliğimiz orada bitmeli. Çünkü biz Derbent'te yaşıyoruz. Derbent halkı herkes birbiriyle akraba zaten. O zaman ne yapacağız? Particiliği bir tarafa bırakıp Derbent için mücadele edeceğiz. Bizim misyonumuz da budur. O zaman kazandığınız zaman Allah nasip etti diyelim 1 Nisan sabahı rozeti çıkartıp öyle başlayacaksınız göreve. Rozetleri çıkartmamız gerekir. Çünkü memleket bizim memleketimiz. Diğer türlü particilik, yandaşlık yaparak nereye varabiliriz? Bunlar önemlidir. Şimdi bizim bu projelerimizle Esat Bey şunu da söyleyeyim. Efendim bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Hani şimdi iktidarda olan bir Saadet Partisi yok. Bunları nasıl yapacağız? Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bizim yapacağımız bütün plan projelerin belediye öncülük edecek. Gerek Avrupa Birliği'nde hibe projeler var. Efendim İPART projeleri var. Koop kırsal projelerinden, çiftçi birliklerinden, kooperatifleşmeden faydalanarak vatandaşlarımızı efendim belediye kapılarında iş beklemekten kurtaracağız. Şimdi sahada ben bakıyorum. İş sözleri gırla gidiyor.
vatandaşların, gençlerin hayalleriyle oynamayın kardeşim. Belediyemizin zaten kapasitesi belli. Yeterince dolu. Yani personeli yeterince var. Ne yapacaksınız? Yani kazanınca onları mı çıkaracaksınız? Yoksa oy için iş sözü verdiğiniz yüzlerce kişiyi nasıl istihdam edeceksiniz? Ben bunları sahada görüyorum. Gırla giden bir iş vaatleri, bırakın bunları. Yapacağımız işlerden bahsedelim. Hayallerle gençlerim oynamayalım. Kapasitemiz belli. İş imkanları ortaya atmak için, iş imkanları, iş yerleri kurmak için beraber bir araya gelelim, mücadele edelim. Kalkıp da gençlerin, vatandaşların hayallerini efendim iş vaatleriyle yarın öldürmeyelim. Bu aralar Esat Bey biliyorsunuz bir gönül işi türküsü tutturmuşlar gidiyorlar. Hani gönül işi, belediyecilik gönül işi diye. Derbent'te de bakıyorum gönül işi menfaat işine dönüşmüş. Adını gönül koymuşlar. Siyaseti kişisel menfaatlerden çıkarmazsak bir yol alamayız. Sonra bakıyorum koskoca koltuklara küçük küçük adamlar talip oluyor. O koltukları doldurmak için devreye başkancıklar giriyor. Bunlar önemli mevzular. Belediye bu şekilde yönetilemez. Bu şekilde yönetilemez hale gelir. Belediyenin ve belediyeciliğin ehli Saadet Partisi'dir. Bu iş bizim işimiz. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamında da bunları belediyedeki bütün imkanlarımızı vatandaşımıza kullanarak göstereceğiz. Kendi yandaşlarımıza değil, kendi hısımlarımıza değil, kendi akrabalarımıza değil, kendi partililerimize değil, bütün vatandaşlarımıza eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde dağıtarak hepsine efendim aynı mesafede durarak göstermeye çalışacağız. Eyvallah. Projelerden bahsettikten sonra gelen sorular da var. Hı hı. Mesela özellikle köylerden gelen sorular var. Yani atıl durumda olan birçok yerle alakalı, mesela köyde bir caminin camiyle alakalı bir sıkıntı, köy okuluyla alakalı bir tadilat sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Tabii başarılar da diliyorlar size bu noktada. Vaatleri inşallah Allah yapmanızı nasip eyler diye çokça da dua da geliyor. O zaman şunu sorayım. Yani projeleri tabii bir noktada sorunlardan ortaya çıkar. Genellikle icatlar da sorunlardan ortaya çıkar. İnsanoğlu yaptığı icatları da bir takım ihtiyaçlar vesilesiyle ortaya koyar. O zaman bu projelerin ortaya çıkması için bir takım sorunların olması gerekir. Tersten gelirsek Derbent'in temel olarak sorunları neler ki böyle projeler çıktı ortaya? Öncelikle Esat Bey biraz önce de söylediğim gibi Derbent'in en önemli sorunu işsizlik sorunu. Gençlerimiz işsiz. Ekonomik sorunlar. Daha sonra köylerimizde bir takım sorunlar var. Köylerimizle ilgilenilmemiş. Güney köyümüzden tutuverin Tekke'ye kadar bütün köylerimizde bir takım sorunlar var. Güney köyde mesela atıl durumda olan bir orada okul var. Göçmüş vaziyette, çatısı filan. Çok perişan durumda. Onlar tadilat yapılarak, belki okula gidecek öğrenciler yoktur ama bir kamu hizmet binası olarak kullanılabilir. Aynı şekilde mezarlık duvarları var. Gittim gördük hepsini. Yıkık duruyor. Bunlar çok basit meseleler değil mi? Bunlar basit meseleler ama ilgilenilmemiş. Daha çok efendim bütün köylerimizde köy arazileriyle ilgilenilmiş.
köy arazilerinin satış işlemleriyle ilgilenmiş bizim belediyemiz. Oradan bir rant elde etmeye çalışılmış. Köylülerimiz bu konuda da çok şikayetçi oldular. Onlar da dile getirmeden geçmemek lazım. Çünkü köyün ortak malı köylünümdür. Köylü o ortak malları ne yapar? Köylüye dağıtırsın. Belediye araya girip de bir taşeron firma gibi oradan herhangi bir menfaat beklemeye gitmemeziz gerekir. Ama bunlar yaşanmış. Köylüler bu konuda gerek Güneyköy'de, gerek Mülayim'de, gerek Arabözü'nde yani birçok köyümüzün tamamına yakında bu türlü sorunlarla karşılaştık. Bunlar vatandaşlarımız dile getirmemizi söylediler. Yani onlar da farkındalar bu noktada. Farkındalar ve şikayetçiler. Köy arazileri başkaları almasın diye adamlar yüksek paralarda kendileri almak zorunda kalmış. Bu konuda vatandaşımız rahatsız. Bu konuyla ilgili başka yine aynı şekilde Mülayim'de de siyasetçilerimiz geçen dönemlerde masalara vurup vurup gitmişler. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Aynı şeyleri bu dönem yine söylemeye çalışıyor. Tabii amiyane bir tabir var. Hapishaneye bir kere giren eşektir. Hapishanenin o rezilliğini, o durumlarını görüp de tekrar hapishaneye düşen de eşeği o eşektir derler. Biz de bu türlü asparagas sadece oya yönelik politikacılarımıza, siyasetçilerimize izin vermememiz gerekir. Buradan bütün köylü hemşehrilerime, ben de dahil olmak üzere kesinlikle bütün vaatleri takip etsinler. Çünkü 5 yıl çok uzun bir süre değildir. Eğer kandırmaya yönelik, aldatmaya yönelik sadece oy alma üzerine kurulan bir siyasetimiz varsa bizi köylere katmasınlar. Bu çok önemlidir. Yani bu program aslında Derbentli vatandaşlarımız için bir vesika olabilir. Onu mu anlayacağız? Tabii ki vesika olsun. Efendim, başkan adaylarımızın projelerine baksınlar. Sadece ben görüyorum sahanın içerisindeyim. Projelerden çok iş vaatleri havada uçuşuyor. Yani sanki belediye sanki bir partiden ibaret. Devlet sanki bir partinin etrafında şekilleniyor. Bütün memleket çiftlik, o çiftliğin sahibinde birileri istedikleri yönetme, böyle bir dünya düşünülemez. Bunların ileri aşamaları tehlikelidir. Hem Derbent açısından hem Türkiye açısından böyledir bu. Bu memleket kimsenin babasının çiftliği değildir. Herkesin şehit kanlarıyla alınmış bir vatan toprağıdır. Burada tüy bitmemiş yetimlerin hakları vardır. Onları korumak zorundayız. Buradan şöyle kesinlikle bizim Saadet Partisi olarak bütün vatandaşlarımıza efendim eşit, adaletli bir hizmet vaat ediyorum. Bu çok önemli. Eşit olacağız. Adaletli olacağız. Herkese efendim bütün hiçbir hısım ve akrabamıza diğer vatandaşlardan farklı bir imtiyaza sahip olmayacaklar. Bunu kesinlikle bütün bir samimiyetimle söylemek istiyorum. Benim için köylerdeki vatandaşlar da, merkezdeki Derbent vatandaşlarımız da hepsi aynı değerdedir. İşe alımlarda da liyakat usulü olmak zorundadır. Bunlara da takipçisi olacağız. Kesinlikle belediye başkanlığında efendim adam kayırma, partizanlık, yandaşlık olmayacak. Belediyecilik işi liyakat işidir. Kim hak ediyorsa, ihtiyaç sahibi ise onu tercih eder.
Belediyecilik işi ahlak işidir. Kesinlikle hiç kimseye yapamayacağım vaatleri vermeyeceğim. Hiç kimseye efendim tutamayacağım sözlerin arkasında da imza atmam. Dürüst olacağız. Sürekli kandırıp da kandırıldım demeyeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Bu Türkiye'de de çok oluyor. Sürekli kandıranlar kandırıldım edebiyat yapmaktadır. Biz bunu Saadet Partisi olarak yapmayacağız. Ne kandıracağız ne de safane bir şekilde gidip kanacağız. İşin ehilleri iş başına gelince ne yapacak? Kesinlikle kandırılma noktasını aşacağız. Bunlar basit, ucuz politikalar diye düşünüyorum. Belediyecilik işi, biraz önce şu gönül işinden biraz bahsettik. Yine biraz belediyecilik işi, gönül işi değildir. Çünkü gönül ota da konuyor, diğerine de konuyor. Ayran gönüllü olmayacağız. Allah'ın izniyle benim muhalefette yapacaklarımın yarısını onlar iktidarda yapamazlar. Çünkü inançlıyız. Azimliyiz, kararlıyız. Allah utandırmasın diyorum. Eyvallah. Gelen sorular var. Esnaf Sanatkar Odası Başkanı İbrahim Ekmekçi Bey de size bir soru göndermiş. Tabii kendisi Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı olması hasebiyle esnafların sayısının gün geçtikçe azaldığını, buna ne gibi çözüm öneriniz var diye soruyor. Yine başka bir vatandaşımız da Türkiye'nin ilçeler arasındaki milli geliri en düşük olan ilçelerden bir tanesi Derment. Bu noktada sizin söylediğiniz projelerle bunları bertaraf edebilir miyiz? Bunların üstesinden gelebilir miyiz diye soruyorlar. Gelen çokça soru var noktada. Bunları da dile getirmiş olalım, sormuş olalım vatandaşlarımızın sorularını. Şimdi Esat Bey, zaten bu projeler kapsamında sorun dolaşıp dönüp dolaşıp geldiği nokta ekonomiye dayanıyor. Esnaf sayımızın azaldığı doğrudur. Nüfusumuzun azaldığı doğrudur. 2000'li yıllarda 14.000, 18.000 nüfusumuz vardı. Şimdi 4.400 nüfusumuz kaldı. Bunun yegane temeli işsizliktir. Köyden kente göçtür. Bütün zaten projelerimizde üretime dayalı dayandırmamızın sebebi işsizliği önlemeye çalışmaktır. Yapacağımız bütün faaliyetlerle gençlerimizi Derbent'te tutarak gerek tesislerimizde gerek hayvancılık konusunda yapacağımız işlerde nüfuzu tutmaya yöneliktir, üretime yöneliktir. Üretince nüfus Derbent'te kalacaktır, esnaf sayımız artar nüfus olunca. Efendim, milli gelir mevzusu da bununla alakalı zaten. Hepsi ekonomiye dayanıyor. Şimdi bizim bu konuda sadece kişisel vaatlerden sıyrılmamız gerekiyor siyasetçiler olarak. Kişisel vaatlerle bir yere varamayız. Toplumun genelini ilgilendiren vaatlerle uğraşmak zorundayız. Bizim bütün sorunlarımızın kökeninde ekonomi yatıyor. Zaten projelerimiz, daha da bir sürü projemiz var. Bunları dile getirmedik ekranlarımızda fazla zaman kaybı olmasın diye. Bütün projelerimizin ortak paydası üretime ve işsizliği önlemeye yöneliktir. İşsizlik önlenince esnafımız da yüzü gülecek, sayısı da artacaktır. Milli gelirimiz artacaktır. Eyvallah. Sona doğru yaklaşırken son birkaç soruyu sormuş olayım. Bunlardan bir tanesi şu olsun. 31 Mart günü seçimler oldu. Seçimler sonuçlandı, nihayet erdi. Sayılmaya başlandı oylar.
Hüseyin Karaçam ismi Derbent'in birinci sırasında yer aldı ve Derbent Belediye Başkanı olarak 1 Nisan sabahı seçildi. Diğer belediye başkan adaylarının vermiş olduğu vaatler, sözlerden ya da projelerden faydalanmak ister mi kendisi ya da faydalanır mı? Tersten sorayım bir de. 1 Nisan sabahı Hüseyin Karaçam seçilemedi. Derbent halkı bu noktada teveccüh göstermedi ya da tercih etmedi. Bu noktada diğer belediye başkan adaylarına seçilmiş olan geldi Hüseyin Karaçam'a dedi ki işte sizin şöyle şöyle bir projeniz var. Mesela 10.000 inek projesi diyelim. Bu projenizi biz çok beğenmiştik. Bunu uygulayabilir misiniz? Bunu açabilir misiniz dedi. Ona bu noktada destek verir misiniz? Tabii ki vereceğiz. Vermek zorundayız. Ben de sondan başlayayım. Bizim projelerimiz bize aittir diye bir şey yok. Bizim projelerimiz artık paylaştıktan sonra vatandaşımızındır, hepimizindir. Sonucunda biz bu projeleri vatandaşımızın faydasına olabilir mi diye düşünce aşamasından geçirdik. Bütün gaye vatandaşımızın iyiliği içindir. Bütün projelerde o anlamda isteyen arkadaşımız gerek enerji konusunda olsun, daha sıcak su kaynağı ile ilgili düşüncelerimiz de var. Bunlar önemli getirileri olan projelerdir. Hayata geçirilmesi enzemdir. Geçirildiği zaman Derbent bir Derbent daha olacaktır. Tabii ki bütün arkadaşlarımız ya da diğer arkadaşlarımızın faydalı, Derbent'in yararını olabilecek bütün projeleri tabii ki değerlendirmek isterim. Efendim bu AK Parti'nin projesi, bu CHP'nin projesi olmaz. Faydalanacağız. Çünkü biz, onlar da bizim memleketimiz için ne yapmışlardır? Çalışmalar yapmışlardır. Güzel olanın yanında olacağız. Güzel projenin yanında olmak zorundayız. Ama ben bakıyorum mesela, şimdi bizim yem fabrikamız vardı, Aksu Yem Derbent'te. Bu iktidar zamanında kapatılmış, satılmış. Şimdi bakıyorum, yem fabrikası yapacağız diyor. İnandırıcı olur mu? Madem yem fabrikası yapacaktın, kardeşim niye sattınız? Niye kapattınız? Şimdi bazen de biraz da inandırıcı sözler söylememiz gerekiyor. Kendimize güldürmememiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Evet. Tabii ki iyinin yanında, doğrunun yanında diğer arkadaşlarımızın güzel projelerini de değerlendirecek. Son iki sorum. Birincisi, seçim çalışmaları esnasında Derbent'te dolaşırken, çalışma içerisinde bulunurken başınızdan geçen böyle enteresan ya da unutamadığınız bir olay oldu mu vatandaşlarımız arasında? Direkt böyle güp diye sorunca pek bazen düşürüyor evet. Ama. Şöyle, bizim seçim miting ile ilgili bir şey oldu. Geçenlerde onu anlatıverenler aklıma geldi. Biz miting için başvurular yapılıyor YSK'ya biliyorsunuz. Kaymakamlığı falan. Biz onun gününü geçirtmişiz Saadet Partisi olarak arkadaşlar. Unutmuşuz. Yani dolayısıyla Derbent'te bir miting yapamayacağız. Gününü geçirdiğimiz için. Bizim AK Partili arkadaşlarımızın geçen gün pazar günü mitingleri vardı. Dediler hoca miting ne zaman yapacak falan dedi. Efendim ben de dedim vallahi bizim şu anda miting yapılıyor. Bizim seçmenin yarısı miting alanında dedim. Böyle başımızdan güzel anekdotlarımız geçti. O zaman diğer partilerin adaylarıyla da tanışıyorsunuz. Bu noktada herhangi bir sıkıntı tanışıyoruz. Üçümüz de edebiyatçıyız. Üçümüz de öğretmeniz. Hüseyin Hoca ile İsmail Bey ile ikisi de memleket için uğraşacak arkadaşlarımız. Eyvallah. Sadece sözlerimiz şahıslarıyla ilgili olmaz da biraz daha siyasi söylemler olur bizim. Eyvallah. Son sorumu şöyle sorayım. Programı da böyle kapatmış olalım. Tabii vatandaşlarımız 31 Mart günü seçim için sandığa gidecekler. Karşılarına adaylar çıkacak. Derbent için 3-4 tane aday ismi gelecek. Bunlardan bir tanesi Saadet Partisi'nin Hüseyin Karaçam ismi olacak. Derbentli vatandaşlarımız niçin Hüseyin Karaçam'a oy versinler?
ya da diğerlerinden farkınız ne ki Hüseyin Karaçam ismine tercih ya da evet mührünü bassınlar? Efendim, şu konuda rakiplerimizden farkımız yok. Denenmiş bir CHP adayı var. 99-2004 yılları arasında Derbent Belediye Başkanlığı yapmış bir belediye başkan adayımız var CHP'den. Vatandaş mührü vermiş. Beğenmeyip bir dönem sonra tekrar almıştır. Yani elinde mührü varken yıkılmış, tekrar alayım diye uğraşan bir CHP adayı var. Ben İsmail Hoca'ya, hani mezarda emeklilik olayı oluyor, o da siyasette emeklilik muhabbetimiz var İsmail Hoca'yla. Artık vakti gelmiştir hocanın, emekli olma zamanı gelmiştir, onu emekli edeceğiz bu dönem inşallah. Diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı var. Cumhur İttifakı dediğime falan bakmayın. Şimdiye kadar ne MHP ne de AK Parti'de görünmüş bir adayımız var. Şimdi onların oylarını almak için bir sürü kıt taklatmaktadır. Cumhur İttifakı'nda da böyle bir durum var. Benim seçimlere 5 gün kala bir oy çok şey değiştirir. Hayatından memnun olmayan, ülkenin gidişatından memnun olmayan, Derbent'in gidişatından memnun olmayan herkesi elini taşın altına atmaya davet ediyorum. Huzur ve mutluluk için fark var, saadet var diyorum. Evet. Bana bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bütün Derbent hemşerilerimi, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Eyvallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli Kanal 42 izleyicileri, bir seçim özel programında da sonuna varmış olduk. Tabii çokça mesaj geldi. Burada okuyamayacağımız, yani gördüklerimden söyleyeyim. Aliler Çay Ocağı'na buradan selamlarımızı iletiyoruz. Derbent Esnaf ve Sanatçı Odası'nı söylemiştik. Çeşitli köylerden, mahallelerden burada çokça mesaj gönderdiniz. Hüseyin Karaçam Bey'i soru olarak da biz de kısmen bazılarını iletmiş olduk. Seçimlere de 5 gün kaldı inşallah. Bundan sonraki kısımda da şu ana kadar olduğu gibi herhangi bir sıkıntı çıkmadan güzel bir şekilde kardeşlik, dostluk çerçevesinde diğer illere de örnek olacak şekilde Konya'mızda, Derbent'imizde bir seçimi geçirmiş olalım diye dua ederek programımızı kapatmış olalım. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar olsun inşallah.